yasra'u sar'aten min maradin illa ba'athahullahu minha tahira. Ebu Ümame radıyallahu anh'ten Tabarani rivayet etmiş bu sonuncu okuduğum hadisi şerifi. Bunun manası şu: hiçbir kul yoktur ki, hiçbir kul yoktur ki efendim bir hastalıktan dolayı yıkılmış, yatağa düşmüş, hastalanmış, yatağa yatmış, illa ba'asahullahu minha tahira. Hastalıktan kalktığı zaman Allah onu günahlardan tahir olarak, pak olarak kaldırır. Yani hastalığı günahına kefaret olur muhterem kardeşlerim. Hastalığın da böyle bir tarafı vardır. Bunu da bilesiniz. Tabi Allah sıhhat afiyet versin, hastalıklara uğratmasın efendim insanları. Sıhhat afiyet içinde yaşayalım. Ama bir insan hasta olursa ne olur? Hasta olan bir insan hastalıktan kalktığı zaman yataktan günahları affolmuş olarak kalkar. Başka mükafatları nedir? Bir hastanın uykusu ibadettir. Uyuduğu halde ibadet gibi sevap kazanır Müslüman hastanın. İniltisi tesbihtir. İnilti ya oluyor ya, ah vah aman filan, iniltisi tesbih çekiyor gibi sevaptır. Efendim duası makbuldür. Sana dua ederse Allah senden razı olsun, iyi ki bana şunu getirdin, sağ olasın, sana da çok zahmet veriyorum, iyi pansumanıma yardımcı oldun filan, tamam, duası makbuldür. Uykusu ibadettir, iniltisi tesbihtir, duası makbuldür. Yapamadığı ibadetleri yapmış gibi Allah onun defterine sevabını yazdırtır melekleri. Yapamıyor, olsun. Hayatında, sağlığındayken yapıyordu. Bütün onları yazın. Pazartesi günü oruç tutardı. Yazın pazartesi günü oruç sevabı. Geceliğin teheccüde kalkardı. Kalkamıyor şimdi. Yazın kalkmış gibi. Teheccüde kalkmış gibi sevap yazarlar. Tesbih çekerdi. Şimdi çekemiyor. Çekmiş gibi yazın diye bütün amellerini işliyormuş gibi sevap yazarlar. Ve ondan sonra da kalktığı sırada, hastalık bittikten sonra sıhhatli olarak kalktığı zaman da efendim defteri amalin günahlardan pak oldu, silindi, temiz oldu. Fesenifil amel denilir kendisine. Hadi işe yeniden başla, bak bütün kötüleri sildik, bundan sonra dikkat et denilir. Onun için Allah sabretmek nasip etsin. Sıhhat afiyet versin. Hasta olursak feryadı figana geçmeyelim. Onun da faydası var, onun da hikmeti var. Efendim hastalıktan, günahlardan pak olarak kalkacak, sabredelim. Şu efendim dua edelim. Bize ziyaret edenlere dua edelim. Efendim etrafımızdaki sevdiklerimize dua edelim. Allahu Teala Hazretlerinin sevabını bekleyelim. Allah'ın kazasına, kaderine, hükmüne, hastalığına, sıhhatine razı olan kulu Allah sever. Allah'ın hükmüne razı olan kulu Allah sever. Onun için tasavvufi makamların en yükseklerinden bir tanesi nedir? Rıza ve teslimiyet makamıdır. Allah'ın hükmüne razı. Yaşatırsan yaşatırsın ya Rabbi, razıyım. Öldürürsen pekala geleyim huzuruna ya Rabbi, gelir. Hasta ederse pekala ya Rabbi, sabrederim. Nimet verirse çok şükür ya Rabbi, bu nimetleri versin, şükrederim. İşte iyi kul böyle olur. Allah bizi kaza ve kaderine asi olmayan, hükmüne razı gelen kullarından eylesin. Dinde ve dünyada ve ahirette afiyet ve saadet ve selamet ehli eylesin. Sevdiği, razı olduğu mümini kamiller olarak yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu sevgili kulları olarak varmayı nasip eylesin. Sevgili kulu Habibi Edibi Muhammed Mustafa'sına komşu eylesin. Firdevs-i Ala'da mekanlar ihsan eylesin. Cemaliyle ferahnak eylesin. Bi hürmeti Esma'ihil Hüsna ve Habibihil Müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti Esrarı Suretil Fatiha.